Herkese merhaba, ben Kosif. Evet, başlıktan da kabak fotoğrafından da anladığınız üzere bugün hayatımı değiştirme kararı aldım. 60 günlük bir yola çıkacağız ve bakalım başarabilecek miyiz? Hayatım boyunca spor yaptım. 10 yıl amatör olarak lisanslı futbolcuydum. Lise yıllarımda daha çok basketbol oynardım. Üniversite yıllarımı tekrar futbol, boks ve fitness yaparak geçirdim. 2010 yılında okul hayatımı bitirip iş hayatına başlayınca spor hayatım da düzene girmişti. Özellikle 2012 yılında evlilik sonrası sporu daha çok hayatımın bir parçası haline getirmiştim. 2015 yılında YouTube ile tanışmam sonrası öyle bir yoğunluğun içinde buldum ki kendimi, her ne kadar spor videolarım ile YouTube'a başlamış olsam da spordan iyice kopmaya başladım. Ve 2016 yılından 2022 yılına kadar artık spor hayatımda hiç yoktu. Ha bu arada, son 5 yıl içerisinde defalarca spora başlama denemem oldu. Ama hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Hatta beni yakından takip eden takipçilerim her defasında "bu sefer de eski günlere dönemedin Kosif" diyorlardı. Gün boyu içerik üretiyor, gece geç yatıp sabah geç kalkıyordum. Bizim mecrada olan herkes bilir, birçoğumuz gece yaşamayı severiz ama artık tat vermiyordu. Bütün bu düzensizliğin üzerine bir de oyunlar eklenince her şey benim için daha da düzensiz olmaya başladı. Videolarımdan arta kalan boş vakitlerimi bilgisayarın başında PUBG oynayarak geçirmeye başladım. Ne kadar oynadığımı siz düşünün, PUBG'de oynadığım saatim 6000 saatin üzerinde. Şimdi hepsini toparlayalım. Öğlen uyanıp gün boyu video yetiştirmeye çalışıyorsun, akşam bilgisayarın başına geçip sabaha kadar oyun oynuyorsun. Çok değerli olan vaktimi bilgisayarın başında geçirip hem sağlığımı iyice bozup kendimi sıkıştırmaya hem de etrafımdaki sevdiğim insanlarla daha az vakit geçirmeye başlamıştım. Asosyal olma yolunda ilerlemeye başladım. Elbette ki bilgisayarın başında görüştüğüm onlarca kişi vardı ama işim dışarısıydı. Ben sokakta olmalıydım, evde değil. Ve bugün o muhteşem adımı hep birlikte atıyoruz. Oyun oynamayı bırakıp yeni bir hayata başlayabilmek için ilk iş olarak bilgisayarımın fişini çekiyorum. Bu dönüşüm için önce bireysel antrenör bulmalıydım. Arkadaşımın vasıtasıyla tanıştığım o kişi İstanbul Kavacık'ta yer alan Devs Life isimli spor salonunun sahibi Batuhan Kuru. Defalarca vücut geliştirme şampiyonu olan Batuhan Kuru çok iyi bir hocaydı. Ve nereden bilebilirdim ki bu kişi bir spor hocasından çok daha fazlasıydı ve benim hayatımı değiştirecekti. Bence Batuhan Kuru sadece bir spor hocası değildi, mentordu adeta. Onunla sporun dışında birçok şeyi konuşabiliyor, antrenmanlar terapi gibi geliyordu. Bütün bildiklerini benimle paylaşıyordu. Gece 12'de de olsa salonu açıyor ve antrenman yapıyordu. Şimdi isterseniz 60 günlük periyodun en başına dönelim. Nasıl bir vücut istediğimi sorduğunda Batuhan Kuru, "bu 60 günde karın kaslarımı görmek en büyük hayalim" dedim. Daha önce hiç görmemiştim. Acaba var mıydılar? Batuhan gülerek "senin hayalini gerçekleştirmek bu kadar kolay olduğu için çok mutluyum" diye cevap verdi. Ama bana göre bu iş o kadar kolay değildi. Ve karın kaslarımızı görebileceğimizi hiç düşünmüyor ve maalesef ona inanasım gelmiyordu. Ölçümler ve diyet programım sonrası artık ciddi başlamıştık. Beni de bilirsiniz, bir işi yapıyorsam en iyi şekilde yapmalıydım. YouTube Türkiye'de daha önce yapılmamış olanı yapmalıydım. Birçok YouTuber vücut dönüşüm videoları hazırladı. Kimi 60 gün deyip 2 haftada yarıda kesti, kimi sadece 30 günde bir şeyler yapıp sadece zayıflayıp biraz da yağ yakmıştı. İlmik ilmik bir karın kası, lif lif bir omuz ve göğüs istiyordu. Ve bunu doğal yollarla yapmalıydık. "Yapabiliriz" demişti Batuhan Kuru. O yaparız diyorsa ben de çok iyi bir görev adamı olarak söylediği her şeye azami dikkat ediyor, diyetin dışına kesinlikle çıkmıyordum. Sabahları antrenmanımı aç karnına yapıyor, antrenman sonrası eliptik, wave ve bisiklet aletleriyle 20 dakika kardiyo yapıyordum.
Bir süre sonra bu 20 dakikalık kardiyo önce 30 dakika, sonra 1 saat ve en sonunda 1,5 saate çıktı. Sabah ayrı kardiyo, akşam ayrı kardiyo yapmaya başladım. Her kardiyo sonrası 20 dakika kesintisiz karın egzersizleri yapıyordum. 1 saat antrenman, 1,5 saat kardiyo, 20 dakika karın kası ve akşam 1 saat kardiyo ile günümün 4 saati spor salonunda geçmeye başlamıştı. Bir yandan spor yaparken bir yandan da işime yani YouTube'a devam edebilmem için artık uykumun ve sabah uyanışlarımın düzenli olması gerekiyordu. Telefonumda gece uyku modu diye bir şey buldum ve artık her gece 11.30'da telefonum yatma saatimi hatırlatıyordu. 12 gibi uykuya dalıp sabahları 6.30'da uyanmaya başladım. Hayatım değişmeye başladı. Sabahları artık mutlu kalkıyordum. Geç yatıp geç kalkanlar eminim sizler yaşıyorsunuzdur. Sabah aşılamıyorsunuz. Çok kötü bir enerjiyle güne başlıyorsunuz. İşte ben de öyleydim. Ama artık tabiri caizse zımba gibi uyanıyordum. Açılmam en fazla 5 dakika sürüyordu. Aç karnına kahvemi yapıp sabah saatlerinde İstanbul'u dinlemek ve izlemek en büyük hobim olmuştu. Bu süreçte en büyük destekçim ve aynı zamanda supplement sponsorum olan Protein Ocean'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle antrenman öncesi almış olduğum takviye gıdalarla kendimi antrenmana hazırlıyordum. KOSİF indirim kodu ile tüm alışverişlerde %10 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ha şunu unutmadan, diyetin 60 gününün 60'ında da sabahları uyanır uyanmaz ilk işim ayna karşısına koşmak ve karnımın durumunu kontrol etmekti. Ayna karşısında göreceğim ufak detaylar beni çok motive ediyordu. Geçmiş spor hayatım sebebiyle omuz ve kol bölgelerimdeki kaslarımın aktif olması kısa sürmüştü. Görsel açıdan epey dolu duruyordu. Bu arada göğüs antrenmanlarını hiçbir zaman sevmemiştim. Ama nereden bilebilirdim ki Batuhan Kuru bunu da bana sevdirecek ve genetiğimin zayıf olduğunu düşündüğüm göğüslerimde en büyük patlamaları yapacaktı. Sert çalıştık. Drop setler, bitmeyen uzun tekrarlar. Ben bugün hafif çalışalım dediğimde ağırlığı arttıran bir Batuhan Kuru, sonuncu seti yapmasak dediğimde 1-0'dan büyüktür diyen bir Batuhan Kuru, pes etmek üzereyken neden başladığını unutma diyen bir Batuhan Kuru. İnanın parayla yapamayacağınız bir şey bu. Bu çocuğun reklamını karşılıksız olarak yapmak istiyorum çünkü etrafımdaki birçok kişinin hayatına dokunabilir. Kimlere dokunduğunu da görmek isterseniz Instagram hesabını muhakkak takibe alın. Düşük kan şekerim sebebiyle bir paketle başlayan sakız alışkanlığım yerini 4-5-6 pakete çıkardı. Antrenman öncesi, sonrası, gece gündüz sürekli sakız çiğniyordum. Sakız beni çok rahatlatıyordu ve mutluluk hissi verip üzerimdeki stresi azaltıyordu. Dayanmak zordu. 37 yıldır yediğim, içtiğim şekerle bütün ilişkimi kesmiştim. 35. günde yeni şarkımın kaydını almak için stüdyoya girdim. Ancak nafile. Enerjim çok düşüktü. Şarkıyı okuyamadım. Hiçbir duyguyu hissetmiyordum. Vazgeçtim. Diyet sonrasını erteledim. 44. günü hiç unutamıyorum. Göğüs ve omuzlarım artık liflenmeye başlamıştı. Sabah uyandığımda ve ayna karşısına geçtiğimde karın kaslarımın üstünde yer alan selülitlerin yok olduğunu ve yerini daha düz bir deriye bırakmaya başladığını fark ettim. Bu benim için çok değerli ve çok büyük bir motivasyon kaynağıydı. Koşarak salona gittim. Mutluluğumu Batuhan Kuru ile paylaştım. Daha sert antrenman, daha uzun kardiyolar yapmaya başladım. Çok motiveydim. Aynı zamanda karın kaslarımızdan bir iki çizgi gördüğümüz için Batuhan Kuru bugün senin gibi. Hak ettin. Git bir cheat menü yap, istediğini ye. Ama tatlı yemek yasak dedi. Normal bir insan için belki komik gelecek ama diyetimin bu döneminden sonra biraz agresif ve suratsız bir adama dönüşmüştüm. Asansör beklerken söyleniyordum.
ve gerçekten tahammül eşiğim çok düşmüştü. Trafik ışıklarına katlanamıyordum. O sebeple sürekli evden spora, spordan eve bir hayata geçiş yapmıştım. Bu arada bu durumlara hazırlıklıydım. Çünkü sevgili kuru bana bunların olacağını çok kez söylemişti. Adamın onca şampiyonluğu var ve diyetin ne demek olduğunu en iyi o biliyordu. Tüm bu olumsuzluklara karşı motivasyonum tamdı. İrademin ne kadar kuvvetli olduğunu fark etmeye başlamıştım. Çılgınlar gibi antrenmanlara hız kesmeden devam ediyordum. Sabah akşam kardiyo yapıyordum. Off günlerde bile salona gidip antrenman yapıyordum. 51. güne geldiğimizde zaman daralıyordu. Koşmaya başladım. Bayram sabahı olmasına karşın ilk koşumu yapmıştım. Her sabah ve akşam Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı kampüsünde stat etrafında koşmaya başladım. Bazen tempolu koşuyor, bazen düşük tempolu jogging yapıyordum. Sabah akşam kardiyo yaptığım her günün sonunda sabah ayna karşısında muhakkak değişim gözlemliyordum. Karın kaslarım açılmaya başlamıştı. Açıldıkça daha çok aç bırakıyordum kendimi. Batuhan Hoca öğünlerimi arttırsa da içimden yemek gelmiyordu. Ve işte geldik diyet döneminin en zor geçen son 2 gününe. Diyetin son 48 saatinde çay, kahve, meşrubat, her şey yasaktı. Yemem gereken 1 kiloya yakın bir pilav ve son akşam saat 8'e kadar içebileceğim sadece 1 litre suyum vardı. Kahve ve su tüketmemek beni çok sarstı. Diyet döneminde ilk defa dakikaları saydım diyebilirim. Suyumu bir anda içemiyor, yudum yudum içip bütün güne yayıyordum. Akşam saat 8'de son yudumumu içmiştim. Biliyordum, şu an bile susuzdum ve gece çok zorlu geçecekti. Çünkü yükleme yapacaktık. Gece 12'de hamburger yemek için yola çıktım. Bir büyük hamburger ve yanındaki patates ve soğan halkalarını yedim. Bugün en zor günüm. Beterin beteri varmış. 60 gün üzerine yediğim hamburgerin lezzetini kelimelerle anlatamam. Yaşadığım duygu... Evet mi? Anlatamam. Yanında bir tane de kola olsun çok isterdim. Ama zaten toplam 12 saatimiz kaldı. 12 saat sonra falan şov var. Şov. Hamburger sonrası çok susamıştım. Ancak gece bitmemişti. Gece 2'de pizza yemeye gittim. Böyle bir şey yok. Muhtemelen yedikten sonra gece boyu inanılmaz susayacağım. Yarın sabah bir daha yiyeceğim. 3 öğün daha yiyeceğim. Sonra antrenman yapacağım, sonra su içeceğim. Nasıl geçecek bakalım. Çok zorlu olacak. Pizzadan sonra hat safhada bir susuzluk yaşadım. Sabah uyandığımda 3 öğünüm daha vardı. Sabah 7'de tereyağlı 2 yumurta, ve 11'de fıstık ezmeli pirinç patla ve 2 kayısı bir hurma beni bekliyordu. Bu öğünleri tüketmemle susuzluğum dayanılmaz bir hale gelmişti ki Batuhan kuru aradı. Bir fincan kahve içmemi söyledi. Bu kahve hayat kurtarmıştı diyebilirim. Kahveyle birlikte artan direncim sonrası hemen salonun yolunu tuttum. Artık vakit gelmişti. 60 günlük emeğin karşılığını aynada görecek ve sizlerle paylaşacaktım. Bir ısınalım güzelce, pamplayacağız. Sonra vücudun son hali, en define hali sizlerle olacak. (Gülüyor)
en kötü gündü. Bak en kötü antrenmanda demiyorum. En kötü gündü. Yani en güzel tarafı da şu. Birazdan özgürlüğüme kavuşacağım. O yüzden basıyorum. Özgürlüğüm için basıyorum. Bas! Hoppa! Aa. Ya adale doluyken nasıl ınlaş çok kasılıyor değil mi? Hem de nasıl? Unutmuşsundur bunları. Aa. Devam. Bıraktın. Bu damarlar parayla satın alınamıyor. Öyle mi? Evet. Baksana ver, var mı? O neymiş ya? Bakar mısın şuraya? Oy, orayı görmemiştik. Aşağıya kadar inmiş artık. Arkadaşlar şimdi aynanın karşısına geçiyoruz. Bakalım açıyoruz. Midede ne var ne yok. Oblikler, moblikler. Yağ oranı, kas oranı. Ölçülmeye gerek yok zaten. Damarlar konuşuyor. Öyle mi Orhan Hocam? Gel ya Orhan Hocam'ı da çekelim. Olmaz. Orhan Hocam'la da pazar günleri salon kapalıydı burada. Kimse yok. Hiç kimse yok. Orhan Hocam'la çalışıyordum. Batu da yok. Orhan Hocam. Öyle mi hocam? Öyle. Tebrik ederim seni. Sağ ol hocam. Vallahi. Bu da Batuhan Hocam'ın dünyalar tatlısı. Böyle onu yiyip bitireceğim. Bunu koymadı. Yiyip bitireceğim çocuk. Abi, çok tatlı. Kaçtı, pump. Hadi, gerçekten. Koş. Arkadaşlar hadi gelin. Ayna karşısına. Demiştik hocam babıklarla ilgili bir şey soracaktık uzmanı çünkü. Ya bu kemik mi? Kemik mi? Kas mı hocam? Anlamadık da biz sana soralım dedik. Sayalım abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaburga 6 tane bu kas. Salladım abi bu arada. Gerçekten. Okey şimdi bir fotoğraf çekimi yapacağız. Batu hocam fotoğraf çekecek. Kendi Instagram sayfası için bu arada... Söyledim zaten ama yine söylüyorum Instagram sayfasına girin. Daha benim gibi neleri, nerelere, neler yani neler yaptı. Lan baş, paşa ya. Bu tonlaydı böyle bunlar. Hadi başlayalım. Evet, iyice boşaltalım. Çok da yapmanı istemiyorum. Evet, kollar aşağıda, karnını kapatma. Bir antrenman yapmış kadar davranır mı? Vallahi billahi. Şu
şu piyasada birkaç kişiye özür borçluyum. Başta Selma Kosif olmak üzere eşim. Çok büyük özür borçluyum. Çok üzdüm onu. Özellikle şu diyetin son zamanlarında, son 15 günde. Oğlum Yankı'dan özür diliyorum. Çünkü bu süreçten dolayı karne hediyesini alamadım. Vakit geçiremedim bütün yaz. Evde kaldık. Ondan sonra annemden özür diliyorum. Son bir ayımı zindana çevir çektirdim. Sen daha iyi biliyorsundur evet, kendi diyetlerini. Ben de annemden özür diliyorum. Aynen. Gerçekten çok yoğun özür diliyorum annemden. Çünkü bütün yemeklerimi o hazırladı son bir ayda. Selma'da olmadığı için. Artı beni takip eden 850 bin üzerinde kişi sayısı abonelerimin hepsinden özür diliyorum. Neden diyeceksiniz? Sırf bu video için 2 aydır ne bir kamp videosu çektim sizler için ne de çok istediğiniz offroad videolarını çekebildim. Ama bunu yaptık. Değdi. Ve bundan sonra daha güçlüyüz. Daha büyük işler yapacağız. Bir kişiye daha bir özür borçluyum. O da şu anda kamerayı elinde tutan Enes kardeş. Özellikle son 2 haftada kendisini çok yordum. Çünkü bambaşka bu diyet olayı. Kesinlikle. Zaten başın video içinde de anlatmışımdır. Korkunç şeyler yaşadım yani. Ya bir de ne var? Ben sana hep söylüyordum abi. Şimdi ben seni anlayabilirim. Buradaki sporcular anlayabilir ama dışarıdaki insanlar anlayamaz. Özellikle bir diyet yapmadıkları için anlayamaz. Yani kimse tolerans göstermiyor. Anlamıyorlar. Aynen. Ama biz ne diyorduk hep? Biz problemli olduğumuzu anlayacağız o an. Bir nefes alalım. Biz ne diyorduk hep? Ne konuşacağız? 1-0'dan büyüktür. Büyüktür. 60 gün bunu evet, demek. Bir de ne dedik? Niye başladığımızı unutmayacağız. Kesinlikle. Türkiye'de tek olan bunu başladığım gün öyle olacak dedim. Öyle olmazsa yayınlamayacağım dedim ve videoda çekimini 50 gün boyunca yapmadım o yüzden. Dedim bu iş ya tek olur ya da olmaz. Bize bu yakışır bu işi yıllardır bekletiyorsam. Ve yaptık. Oldu. Varsa etrafınızda bildiğiniz YouTuber yazın aşağıya yoruma çağırın. Ben de öğreneyim. Hani ama fitnessçilerden, sporculardan bahsetmiyorum. Gerçekten benim gibi eğlence kanalı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Harika bir 60 günü geride bıraktık. Harika şeyler başardık. Kendinize bakın. Kanalıma abone olun artık. Beni 1 milyon abone yapın arkadaşlar. Yeni kamp videolarında, offroad videolarında, çılgın yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bye bye. Bye bye. Pa 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 bye. Bye bye. Bunlar da sevilen şeyler ha. Ulan elini sağlık ya harika. Çok kazandım. Hadi şimdi yeme. Hadi yeme.